Merhabalar emlakbetekare.com izleyicileri. Bugün 2015 Emlak Fuarı'ndayız. Yanımızda Hiper Gayrimenkul Genel Müdürü Ümit Velioğlu var. Merhabalar Ümit Bey. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün Emlak Fuarı 2015'teyiz hep birlikte. Emlak sektöründe son 6 ayda durgunluk yaşandı. Seçimlerden sonraki dönemde beklentileriniz neler? Konu sektörünü nasıl etkileyecek? Ve durgunluk döneminde nasıldı? Bunun ikisinin karşılaştırmasını yapabilirseniz, değerlendirirseniz seviniriz. 2015 yılı malum ikinci seçimi yaşadık, geçirdik. Birinci seçim ve onun öncesi, seçim öncesi beklentiler. Sonra koalisyonun kurulama işi, ülkedeki bir takım güven ortamının zedelenmesi, bazı hadiselerin vuku bulması, bunların hepsi emlak sektörünü, özellikle yabancı yatırımcıyı negatif etkilemişti. Bu hepimize malum olan bir şey. Bu kapsamda da genelde satışlar oldukça düşmüştü. Bizim projemize özel olarak belki satışlarımız çok düşmedi bizim kendi projemizde. Çünkü ciddi bir müşteri portföyümüz var, yabancı müşteri portföyümüz. Ama genelde olaya bakmak lazım. Genelde emlak sektöründe yabancı yatırımcının ilgisi özellikle biraz frene bastı, öyle diyelim. Yerli yatırımcı ayağında da zaten 1-2 seneden beri yerli yatırımcıların yatırım yapabilme kabiliyetleri oldukça aşağılara düşmüştü. Bu yüzden aktör olarak yabancı yatırımcı onların yerini dolduruyordu. Ama onların da bu siyasi ortamın gerginleşmesinden ve seçim atmosferi dolayısıyla bir geri duruşları, bir frene basışları oldu. Ama 1 Kasım seçimlerinden sonra gerçekten ülke bir anda, bugünlerde yaşadığımız pastırma yazı gibi, güneşli günler gibi, bir güneşli günlere bir yelken açtı. İnşallah bundan sonra istikrar ortamı çok daha düzgün bir şekilde devam edecek ve ülkenin Orta Doğu coğrafyasındaki özellikle hissedilen güvenli ortamı artarak devam edecek diye düşünüyorum. Bu zamana kadar yaşanılan olumsuzluklar artık buradan sonra bu fuarla beraber, bu fuarda seçim sonrası tam denk geldi. Fuarla beraber artık emlak sektöründe ve konut sektöründe bir bahar havasına kendini bırakacak diye düşünüyorum. Peki seçimlerden sonra konut satışları yabancıya, sizin projeleriniz için genel anlamda da yabancıya mı konut satışları artacaktır veya yerli yatırımcıya mı? Şimdi ben daha önce de katıldığım röportajlarda ya da canlı yayın televizyon programlarında hep anlattığım, bahsettiğim bir husus var. Emlak sektöründe, özellikle İstanbul ve büyük şehirlerde genelde yatırımcılar ağırlıklı yabancılar olmaya başladı. Yabancının payı günden güne yükselirken yerli yatırımcının payı da günden güne aşağıya düşüyor. Bu ülkemiz açısından uzun vadede iyi bir gidişat değil. Bu kapsamda da yerli yatırımcının alım gücünü arttıracak ekonomik tedbirlerin hükümetimizce süratle alınması gerektiğini daha önceki programlarımda da söylemiştim. Şimdi özellikle seçimden sonra bu tedbirlerin, birçok sektör de bekliyor zaten ekonomik tedbirleri. Özellikle yerli yatırımcının da emlak sektöründe yatırım yapabilmesinin önünü açacak tedbirlerin süratle alınmasını, yasal düzenlemelerin süratle yapılmasını beklemekteyiz. Bu gerçekleşirse yerli yatırımcı da piyasadaki rolünü üstlenmeye başlamış olacak. Yabancı yatırımcı zaten ülkeye duydukları güvenden dolayı geliyor. Bu seçimden sonra bu güven ortamı çok daha yukarılara çıkacaktır diye düşünüyorum. Böylece ülke hem bir sağlam zeminde, yani ileride yerli yabancı yatırımcının yön değiştirmesi ve ülkemize gelmekten vazgeçmesi durumunda da yerli yatırımcısına satışlarını yaparak sağlam zeminde ayakta durmaya devam edecek. Ama yabancı yatırımcının da yatırım yapıyor olması sektörü, inşaat sektörünü ve dolayısıyla ekonomiyi şahlandıracaktır diye düşünüyorum. Evet. Konut sektöründe daha önce yapılamayan zamlar vardı.
Seçimlerden sonraki istikrarın sağlanmasıyla birlikte de konut satış fiyatlarında %30 ve %40 civarında bir artış öngörülüyor, yapılabileceği söyleniyor. Sizin bu konuda görüşleriniz nelerdir ve sizin projelerinize bu fiyat artışı ne kadar yansıyacak mı? Şimdi ben %30, %40 bir artış olacağını düşünmüyorum. Ama İstanbul'da her sene %20 ile %30 arasında emlak sektöründe üzerine bir değer koyuyor. Her sene doğal bir böyle bir artış trendi var. Bu her sene gerçekleşiyor. Sadece son yaşadığımız 6 aylık dönemde bu biraz yavaşladı. Bundan sonra bu artışın kestiği hızını tekrar kazanacağını düşünüyorum ama %30-40 artış olacağını tahmin etmiyorum. Yıl sonuna kadar %10'lar mertebesinde bir artış olabilir. Yılbaşıyla beraber de bu artış kendi seyrinde devam edecektir diye düşünüyorum. Peki son olarak da projenizi değerlendirebilir misiniz? Projeleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz bizlere? Nasıl projemizde? Projelerinizle ilgili genel bir değerlendirme ve bilgi verebilir misiniz? Bizim projemiz Haramidere Beylikdüzü bölgesinde büyük projelerin yer aldığı bir lokasyonda gelişen karma bir proje. İçerisinde otel, AVM ve konut blokları, rezidans blokları mevcut. Yaklaşık 1650 konutumuz var. 348 odalı bir otelimiz var, otel binamız var. 35.000 metrekare bir AVM'miz ve 5.000 metrekarede bir sağlık merkezimiz var. Böyle bir karma bir proje. Etrafındaki yoğun konut stoğuna hitap edecek nitelikleri içerisinde barındırıyor. Dolayısıyla karma proje olması anlamında da bölgedeki tek örneği, türünün tek örneği. Bu kapsamda yabancı yatırımcının da çok ilgisini çeken bir proje. Otel projemizde de Wyndham Otel Group dünyanın ikinci büyük otel grubu. Onların bir markasıyla franchise anlaşması yaptık. Bu kapsamda da ilerliyoruz. Oldukça da yatırımcımızdan ilgi gören bir konsept oluşturduk. Çarşımızda, AVM'mizle alakalı da Ocak ayı gibi satışa çıkacağımız bir lansman yapmayı planlıyoruz. Projemizde yaklaşık %40-50'ler mertebesinde ilerleme yoğun bir şekilde devam ediyor. Ama bölgemizde de çok ciddi aktörlerin, inşaat sektöründeki ciddi aktörlerin Esenyurt'un daha önceki negatif algısını da kıracak ve onu değiştirecek ciddi aktörlerin artık rol almaya başladığını görüyoruz. 3-5 sene içerisinde bölgenin çehresi oldukça değişecek diye umuyoruz. Her şey iyi gidiyor inşaat sektöründe. İnşallah. Peki çok teşekkür ediyoruz sizlere. Teşekkür.